EYT'de son viraj, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada son viraja girildi. Bakan Bilgin teknik kısım tamamlandı derken vatandaşlar staj ve prim gibi konuları merak ediyor. Peki EYT'de sorunlar nasıl çözülecek? Masadaki EYT formülü ne? Cem Kılıç Milliyet'te yazdı. İşte Kılıç'ın yazısı. 1. Düzenleme tek tip olacak. EYT için yapılacak düzenleme çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin ne yönde olacağına dair şu an net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak düzenlemenin tek tip bir formül üzerinden hayata geçeceği net. Bu konuda Sayın Vedat Bilgin'in hem bu hafta içerisinde hem de daha önce yaptığı açıklamalar düzenlemenin alternatifli değil, 8 Eylül 99 ve öncesinde sigortalı olmuş kişilerin tamamına yönelik ve tek tip olacağını ortaya koyuyor. Bu şu anlama geliyor. Düzenleme prim gününün belirli bir sayıya ulaşması halinde aylık bağlatabilmeye yönelik olarak yapılırsa bunun herkes için uygulanması, yaşın geriye çekilmesi yönünde olursa herkes için bu formülün hayata geçmesi söz konusu olacak. Yani ister aylığı eksik bağlat, İstersen bekle aylığın tamamını bağlat gibi alternatif formüllerin değil, tek tip bir formülün hayata geçeceği ve 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmuş kişilerin tamamının bu formülden faydalanacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme sonrası farklı formüller değil, tek bir formül hayata geçecek ve bütün EYT'liler bu düzenlemeden yararlanacaklar. 2. Aylık bağlatana tazminat. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme sonrası düzenlemeden yararlanacak işçiler, aylık bağlatmak için iş yerinden istifa edecekler. İşverenler bu durumdaki kişilerin işten çıkışlarını yapacaklar. İşçiler de SGK'dan aylık bağlatmak için başvuruda bulunacaklar. İşverenler işten aylık bağlatmak için ayrılan işçilere iş yerlerinde bir yıllık kıdemlerini de varsa kıdem tazminatlarını ödemek zorundalar. Dolayısıyla düzenlemeden yararlanma ihtimali olan 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş kişiler için işverenlerin katlanacakları kıdem tazminatları yüklerini hesaplamaları ve bu konuda bir fon sağlamaları yerinde olacaktır. 3. Aralık'ta mecliste görüşülecek. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yapılacak düzenleme konusunda pek çok spekülasyon yapılıyor. Düzenlemenin çıktığı, yasalaştığı, hemen başvuru yapılması gerektiği gibi haberler pek çok medya organında yer alıyor. Şu an için yapılmış bir değişiklik ya da düzenlemeye ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir taslak yok. Sayın Vedat Bilgin şu an konuyla ilgili gerçek verileri üzerinden çalışmaların yapıldığını ve hazırlanacak düzenlemenin bu çerçevede potansiyel etkilerini içeren halinin Cumhurbaşkanı'yla paylaşacağını ve bu noktadan sonra yapılacak tercih sonrası hukuki düzenlemenin meclise geleceğini ifade etti. Dolayısıyla düzenleme meclise gelmeden yapılacak bütün değerlendirmeler afaki olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu an için gerekli çalışmaları yürütüyor ve alternatif düzenlemeler sonrası aylık bağlatabilecek kişi sayısına yönelik hesaplamaları da gerçekleştirerek hukuki düzenlemeyi hazırlıyor. Yapılan bu çalışmalar Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve sonucunda bir karara varılacak. Varılan karar çerçevesindeki hukuki düzenleme Aralık ayında meclise gelecek ve yasalaşacak. Bu çerçevede Aralık ayı öncesinde yapılacak bütün değerlendirmeler yalnızca alternatifler üzerinde düşünmek olacaktır. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.